Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Hüseyin Angolemli, Kanal C'de yayınlanan Öğlen Postası programına katılarak Kıbrıs sorunu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Angolemli, mülkiyet konusunda büyük oranda anlaşıldığını ve sona gelindiğini söyleyerek çok mantıklı kriterler ortaya konulduğunu belirtti. Angolemli, kriterleri ile ilgili bazı örnekleri de paylaştı. Vallahi benim gördüğüm, tabii ki geçmişe mukayese ettiğimde umutlandım. Hakikaten eğer taraflardan herhangi birinin bir art niyeti yoksa, yani son saniye gelip bozmayacaksa eğer, gelişmeler çok güzel. En zor konu sayılan mülk konusunda bile çok büyük mesafe aldılar. Sona geldiler, yani çok önemli bu. Sona doğru geldiler mülk konusunda bile. Ve bence çok mantıklı da bir takım kriterler getirildi. Nedir bu kriterler? Şu an için açıklayabilir misiniz? Şöyle, geçmişten en büyük farkı, içinde oturan da hak sahibi oldu. Bu çok önemlidir. Yani eskiden öyle değildi. Eskiden mal sahibi, hak sahibi. İlk mal sahibi. Burada öyle değil. Burada bir takım kategorilere ayırıyorlar. Ve içinde oturanın da hak sahibi olduğunun altı çiziliyor. Taraflar kabul ediyor. Dolayısıyla tabii bir de şu var özünde bunun. Yani kim buradaki evi için başvurabilecek? 74 önce yaşayanlar, onların yaşları bugün 80 aşmış mesela. Yani ya onların çocukları, yani hak sahibi olan çocukları konusunda işte çekirdek aile dedikleri bir konu var. Her çocuğu değil. O zaman burada yaşayan, en az 11 sene burada yaşayan çocukları sayılır falan falan. Yani ve o eve mesela, o konuta veyahut o olanağa hiçbir yatırım yapılmadıysa veya orada oturan eşdeğer sahibiyse durum değişir. Eşdeğer sahibi değilse de oraya yatırım yaptığı durum değişir. Yani bence çok mantıklı ve her iki tarafın da bu konuda, yani her iki tarafın müzakerecilerinin bu konuda çok hassas ve olumlu yaklaşım gösterdiklerine tanık olmaktayım. Bu da bendeki umutları artırıyor. Çok güzel prensipler getirildi. Çok da detay almak istemem ama aksi takdirde kapalı durumda. Ama onlar önemli detaylar Sayın Angolemli. Tabii evet. Ama yani ben yıllarla bu ülkede milletvekilliği yaptım ve çok rahatlıkla halkıma diyebilirim ki nedir bunun oranı? Gerçekten huzurunu kimse kaçırmasın. Yani ne kadar bir rakam olduğu belli mi şu an için örneğin? Veremezler taraflar rakam. Kimilerine göre yani 1000 civarında bir şey ama veremiyorlar. O noktaya bizimkiler ısrar istiyor ama daha yanıt alamadılar. Çünkü çoğu göç etmişti. Düşünün siz. İki taraf da buna olumlu bakıyor mu bu kriterlere? Büyük oranda anlaşmışlar değil mi size? Evet. Sona doğru geldiler. Eğer hakikaten anlaşma niyeti her iki tarafta varsa gidiş çok güzel. Ama dediğim gibi bir noktacıkta mesela 100 nokta var da bir tanesini anlaşmadınız, hiçbirinde anlaşmış sayılmazsınız. Kaynağı bulunduğu an çözüm de daha süratli karşımıza gelebilir. Yani bu büyük bir olaydır aslında. Yani şunu anlatmak isterim insanlarımıza, yani tedirgin olmasınlar. Ben ödemem, beni karşı tarafta Rumla karşı karşıya getirecekler da ben ödemek zor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hiçbiri gelip de beni isteyemez. Komisyon kurulacak. O komisyonda eşit Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıs'ı Rum olacak. Onlar kriterlere bakarak, mesela bu ev üstüne yapı yapılmış, apartman yahut iki kat olmuş falan, ona içinde oturan nasıl atlar? Yani değişir durum ama hiçbir yatırım yapmadıysa da eşdeğer sahibi değilse, o zaman o komisyon devreye girecek ve tarafları anlaştırmaya çalışacak. Yani bunlar da var. Mesela eğer bana dilerse ki sen hiç yatırım yapmadın, bu Rum yahut da bunu sahibi 90 yaşında gelmek ister. Tamam dersen, ki kriterler vardır orada. O zaman sana yeni bir ev yapacaklar. O ev bitene kadar, sen o eve taşınana kadar bu evde kalacaksın mesela. Bir mağduriyet olmayacak. Mesela ben eğer hiç yatırım yapmadıysan gideceğim güne o kişiyi arayayım, gel ya istediğini diyeceğim de bana yeni yapsınlar. Mesela yani bence mağduriyet yoktur. Hatta bazı noktalarda eğer ısrarla 90 yaşında, 80 yaşında, 70, ben gelmek isterim, sen de hiç yatırım yapmadın, ben bu evde ölmek isterim derse, o oturanı
İster eş değer sahibi olsun, ister çıkaramazlar. Ona ev yapacaklar, yepyeni başka. Taşacaklar, ondan sonra o girip oraya girecek. Yani her şeyi ince ince düşündüler. Ve bence güzel bir gelişmedir bu. Tazminat konusunda. Çünkü mesela malların 100 dönüm tarası varsa hepsini geri alamaz. Üçte birini geri alabilir. Ötekini ödeyeceğiz. Tazmin edeceğiz. Evet. Yani takas, iade tazminat. Ve tazminat. Takas, iade en çok 1/3 olabilir. Anlam planında olduğu gibi. Hı hı. Yani bu anlaşmanın özü gerek mal mülk konusunda, toprak konusunda, gerek nüfus konusunda sarih dedikleri açık çoğunluk Türklerde olacak.